çocuk deyip geçmeyin. Kendileriyle birlikte dertleri de büyüyorsa ve ebeveyn olarak hepsini kucaklamak zorundaysanız gelin bunu beraber yapalım. Çocuk ve gençlerin gelişimleriyle alakalı karşılaştığınız veya merak ettiğiniz her soru için çocuk deyip geçmeyin. Bu program bir arşiv yayınıdır. Efendim merhabalar. Çocuk deyip geçmeyinden sesimizin ulaştığı her yere selam ve sevgilerimizle bugünkü programımıza başlıyoruz. Efendim bugün pazartesi ve canlı yayındayız. Arzu eden dinleyicilerimiz çocuklarıyla ilgili, evdeki yaşamla ilgili sorularını iletebilir ve burada canlı yayında karşılıklı olarak sorunları çözmeye çalışabiliriz. Çocuk deyip geçmeyindeyiz. Efendim hattımızda dinleyicilerimiz var. Onları bekletmeden sorularını almaya çalışalım. Efendim günaydın. İyi günler Adem Hocam. İyi günler. Adem Hocam şimdi sizin bir tavsiyenize ihtiyacım var, o yüzden aradım. Hı hı. 20 aylık bir oğlum var benim. Hı hı. Siz doğduğundan beri, daha doğrusu doğmadan önce siz dinlemeye başladım. Hı hı. Sürekli onunla yatıyorum ve her istediği an emzirdim onu, yani gecede gündüzde hiç ağlatmadan emzirdim. Hı hı. Şimdi de hala çok fazla emiyor, yoğun olarak emiyor. Hı hı. Hatta kanında demir eksik çıktı. Doktorumuz artık bırakacaksın diyor ama bu kadar çok yoğun emen bir çocuğu nasıl bırakacağımı bilemiyorum. Bir de emerken diğer eliyle diğer göğsüme oynuyor. Bu normal mi acaba? Bunu sormak istiyorum. Hani bir de siz arayı açarak bırakın diyorsunuz. Hı hı. Fakat benim oğlum hiç arayı açtırmıyor. O kadar canı istediği zaman gelip sürekli emiyor. Onu incitmeden bunu nasıl yapacağımı bilemiyorum. Şöyle söyleyeyim. Çocuklar anne sütünü bırakacağı sıralar çok yoğun içmeye başlarlar. Öncekinden çok daha yoğunlaşmaya başlarlar. Şimdi 20 aylık, 22 aylık olduğunda daha da yoğunlaşacaklar, göreceksiniz. Yani bırakma zamanı gelirken sanki anneden ayrılmak istemezcesine anneye iyice yapışırlar. Yani o yüzden, ben hiç bıkmadan emziriyorum aslında onu ama hı. onu incitmeden sizinle yani. Yok bununla hiç sizin alakanız yok. Yani çocuğunuz artık belli bir fiziksel büyüklüğe erişti ve emme refleksi azalmaya başladığı sırada anneye daha çok tutunurlar çocuklar. Yani 22, 23, 24. aylara doğru gittiğinizde de göreceksiniz daha da yoğunlaşacak bu. Ama endişe etmeyin, sizin yaşadığınız bu şey bütün annelerin yaşadığı şeyin aynısı. Şöyle bir korkuya kapılmayın, çocuk bu kadar yoğunlaşmışken ben nasıl bırakacağım diye. Çünkü Allah onun bir kolaylığını vermiş. 24 ayı doldururken çocuklar emme refleksi bitecek. İnşallah. Şu anda böyle bir vantuz gibi anneyi çeken çocuk dudakları artık yavaşlayacak ve çekemez hale gelecek. İşte biz de o dönemde yavaş yavaş bırakacağız. Şu andaki hali olmayacak. Yani 24-25. aylarda çocuğun şu andaki hali olmayacak. Azıcık arayı açmaya başlayınca göreceksiniz çocuğunuzun çenesi yorulacak, ememeyecek. O yüzden yani şu anda doğal süreçte kendiliğinden gerçekleşecek mi diyorsunuz? Yani doğal süreçte kendiliğinden gerçekleşirken siz de o sırada bir şey yapmanız gerekecek. İşte arayı açacaksınız. Emme refleksi 24 ay sürer. Evet. 24 aydan sonra çocuk artık çenesi yorulur emerken. Siz 20 aylık bir de ben çalışmaya başlayacağım. 2 yıllık ücretsiz izin aldım. Çalışan bir anneyim. Hı hı. O yüzden yani şimdiden bunun endişesini yaşadığım. Yok. Yani şu andaki haliyle kıyas edemezsiniz 24 aydan sonrasını. Şu andaki haliyle kıyas edemezsiniz. Çocuğunuzun önce emmesini kesin. Ondan sonra işe başlayın eğer çalışacaksanız. İnşallah öyle olacak. Yani kesin. Tamamen emmeyi kessin, bitirsin ondan sonra. Yani ayrılma dönemindeyken, emmeden ayrılma dönemindeyken sakın ola ki işe başlamayın. Öyle yapmayacağım. Sizin tavsiyelerinizi Hı-hı. takip ediyorum zaten. Hı-hı. Bir de eliyle vücudunuzun, kulağınızla, burnunuzla, işte elinizle oynaması çok normal. Ben elini tutuyorum ama göğsüm oynadığı zaman. Bu yanlış peki? Yanlış mı? Elini çekmeyin. Nereden keyif alıyor ise, anneyle nasıl bütünlük kuruyor ise onu en doğal haliyle bırakın. Dokunduğu yerden emniyet ve güven alıyor. Bazı çocuklar anne göğsüne tutunurlar bir eliyle. Bazıları saçını tutar, bazısını elini tutar. Bazısı çenesini tutar, annenin ağzını tutar. Çocuk keyiflidir demek o halde. Evet. Kaygısızdır demek. Evet, kaygısızdır demek o haliyle. O halini bozmayın, olur mu? Oldu. Tamam. Oldu Adem Hocam. Teşekkür ederim. Peki. Allah yardımcınız olsun. Sizin kolay gelsin. Bir sonraki dinleyicimize de merhaba diyelim. Efendim günaydın. İyi günler Adem Bey. İyi günler. Benim bir sorum olacaktı. Benim 6 yaşında bir oğlum var. Odasında uyumak istemiyor. Yani beni de yanında istiyor. Bir sorun bu. Nasıl yapabilirim? İkincisi de yani tek çocuk. Yalnız beni sev, başkasını sevme diyor. Başka çocuklara işte sarılınca ya da öpünce kızıyor. Sinirleniyor, dövmeye kalkıyor. Ne yapabilirim? Nasıl davranabilirim? Şimdi 6 yaşında oldunuz. Kaç yaşında ayırdınız odasını? Yani yaklaşık bir yıl olmadı yani. 6 ay bir süre oldu. Yani 5 yaşındayken falan mı ayırdınız? 5,5 yaşında. 5,5 falan evet. Ondan önce neredeydi? Yani ayırdım derken kendi odamda yatırıyordum. Yani bulunduğum ortam soğuk olduğu için mecburen kendi odamda yatıyordu. Şimdi işte 4 yaşını geçmemesi lazım. Annenin odasından ayrılması çocuğun. Hani daha önceki programlarda tarif ettik. 2 yıl anneyle yatacak. Evet. Emniyet ve güveni hissedecek annenin koynunda. Sonraki geri kalan 2 yıl anneden ayrı ama aynı odada olacak. Ondan sonra ayıracak dedik. Yalnız siz 5,5 yaşına kadar kendi odanızda yatırdıysanız alışkanlık kazandırmışsınızdır. Şu anda yapacağınız şey yanına yatmayın odasında ama odasında bulunun. Ama ve ne kadar gelmek isterse hayır oğlum kusura bakma orada kalacaksın. Orada yatacaksın. Peki uyuduktan sonra ayrılmam gerekiyor. Tabii o uyuduktan yatağına yatmayın. Yatağına yatmayın. Onu yapmıyorum zaten de mesela uyuttuktan sonra kendi odama geçtiğinde uyanıp gelip ağlıyor hemen. Hayır. Yanımda duruyor. Hayır. Tekrar odana oğlum. Hadi gel bakayım bir tekrar odana. Korkuyor mu? Ya korktuğunu da söylemiyor. Bir şey söylemiyor. Sadece ağlıyor. Yani benim yanımda olmanı istiyorum. İşte burada alışkanlık kazanmış. Bağımlılığa dönüşmüş bu. Siz birazcık zorlamayla bu işin içinden çıkmanız lazım. Yoksa odanızı alırsanız ve onun yatağına tekrar yatarsanız bu iyice bağımlılık halini alır. 10 yaşına gelir hala sizde yatmak ister. Şu anda yani yavaşça uzak durmak gerekiyor diyorsun. Kısarak evet. Kızarak değil. Kısarak. Peki. Sizi anladım. Ondan kısarak. Bir de başka çocuklarla oynamayı veya konuşmanızı sevmenizi istemiyor, kaygıya kapılıyor demek ki. Siz ise oynayın, konuşun ve ondan sonra da hala onu sevdiğinizi o görsün. Sevginizden hiç azalmadığını, onun özel olduğunu siz başkalarıyla oynasanız da, konuşsanız da, kucağınıza alsanız da ona karşı sevginizin değişmediğinin o garantisini bir görsün desin. Demek ki annem başkalarıyla da oynasa yine beni seviyor. Başka çocukları da kucağına alsa ondan sonra yine seviyor. Sakın ola ki o öyle diyor diye istemiyor diye çocukları kucağınıza almamazlık yapmayın. Kaygısı iyice büyür. O ağlasa da tepse de size istemese de siz oğlum bir dakika dur bir bak arkadaşın kardeşi bir seveyim bakayım bir şöyle bir kucağıma alayım istersen birazcık da sen al diyerek alın sevin ondan sonra da hadi gel oğlum biz beraber dışarıya çıkalım diyerek sevginizin hiç azalmadığını görürse çocuk ondan sonra rahatlar. Evet, tamam mı? Çok teşekkür ediyorum. Peki görüşmek üzere inşallah. Hoşçakalın. Hayırlı günler. Efendim bir sonraki dinleyicimize de merhaba diyelim. Alo. Efendim merhaba. Merhaba Adem Bey. Ben size 8 yaşında bir kızım var benim. Ben erken anne oldum. 18 yaşına girmemiştim anne oldum. Yalnız büyüttüm. Bana kendimce doğrularımdı. Çok baskı uyguladım. Hani o öyle olmaz böyle olur. Bunlar benim doğrularımdı kendimce. Evi dağıtmasın. İşte gittiğim yerde kalkmasın, oturmasın, konuşmasın. Çocuk tabii içine kapanık bir çocuk oldu. Bunlar benim hatalarımdı ama geç fark ettim. Kitaplarınızda ağlayarak okuduğum bölümler var artık. Sonra arkasında bir de kardeşi oldu. Kardeşi problemli bir çocuk oldu. Nöbet geçiriyordu. Bir de trafik kazası geçirdik çocuklarla. Çocuk sorunlu bir çocuk oldu. Hastaydı, nöbet geçiriyordu. Daha çok ezildi kızım. Şimdi çocuk artık öğretmeniyle bile çok fazla diyaloğu yok. Dersleri iyi aslında ama kendini ifade etmediği için. Ne düşündüğümü bilemiyorum. Bana göre önceleri duyguları yok zannediyordum. Hani bu çocuk ne hissediyor bilmiyorum diyordum. Yani artık kalbim bile taşlaşmıştı ona karşı. Ama aklım yettikçe, biraz daha olgunlaştıkça, çocuğumdaki hatalarımı gördükçe. Ama artık ben ne yapabilirim bilmiyorum. Size ulaşmayı ben çok denedim. Çocuğu etmek istedim. Çocuk hani arkadaşlarım dışında kimseyle hiç konuşmuyor. Arkadaşlarımla da bir iki kelime. Eve gelen misafire hoş geldin demiydi o. Tabii kendi bunun farkında değil. Benim baskılarımdan da çok sinirleniyor. Seviyor beni, hoş geldin diye belirtmek istiyorsun. Kendi arkadaşıyla bile çok seviyor aslında ama konuşmuyor. Ben yokken konuşuyor mu bilmiyorum ama konuşmuyor. Derste işlenen konuyu, kızım bugün ne işlediniz diyorum, bilmiyor. Dinlemiyor mu? Dikkatimi dağınık, dinleyemiyor mu bilmiyorum. Ne yaptınız hatırlamıyor. Ne yapabilirim? Bu çocuğu daha sosyalleştirmek için bir sürü kursa yazdırdım. Folklora falan verdim, daha iyi gelişir. Satranca verdim, hani belki öğretmenle, başka bir öğretmenle diyalog kurar diye. Sizce ben ne yapmalıyım ev içinde, dışarıki ortamda? Hani dediniz ya, neredeyse taşlaşmıştı kalbim, ona karşı sert davranıyordum diye. Hiç endişe duymayın ve başkalarından da medet ummayın şu anda. Yani bir kursa yazdırayım, bir öğretmenin yanına gitsin, şunun yanına gitsin, bunun yanına gitsin diye sakın düşünmeyin. Evet, onları da eğer hayata geçirecekseniz geçirin. Ancak çocuğunuzun tekrar dirilmesi sizin elinizde ve siz ne kadar eski halinizi bırakır ve çocuğunuzun olduğu gibi halini kabullenebilir, kabul ederseniz ve sükunet içerisinde kabullenirseniz çocuğunuz orada dirilir. Sizle dirilecek yani çocuğunuz. Değiştirebilir miyiz bu durumu? Tabii. Yani çocuk sizden emniyeti gördükçe, annesinin eski anne gibi olmadığını gördükçe ve bunda da samimi olduğunu fark etmeye başladıkça yavaş yavaş yeniden çillenir. Çünkü yaş dönemi henüz o kartlaşma, katılaşma dönemine girmemiş çocuğunuz. Siz değiştiğiniz anda çocuk sizde artık azarlamadığınızı, kızmadığınızı, baskı yapmadığınızı görmeye başladıkça çocuk yavaş yavaş kendini bırakmaya başlar size. İşte ondan sonra da dirilecek çocuğunuz, ruhen dirilecek. Yani siz başka bir yere kursa götüreyim, sosyalleştireyim derseniz çocuk belki oranın şenliğine ve güzelliğine ve cazibesine kapılır. Ancak sizinle arayı henüz toparlamadan böyle bir şey yaparsanız o takdirde çocuk oraya bağlanır, size karşı ise içinde duyduğu o soğukluğu devam ettirir. Yapacağınız ilk şey kendiniz çocuğunuzla olan aranızdaki o bağlantıyı onu olduğu haliyle kabul ederek güçlendirmeye çalışın. Ondan sonra dışarıya çıkartmaya çalışın mümkün olduğunca. Yani buradaki sizin şeyiniz şu olacak. Yani kendinize rehber edineceğiniz, buzdolabınızın üstüne yazacağınız şey şu olacak. Kızımı olduğu haliyle kabul edeceğim. Bunu kabul edemedim. Aslında çocuğa bütün davranışlarım, eşim çok ağırdı, rahat bir insandı. Çocukları tek başıma ben yükleniyorum halen. Kızım eşime çok benziyordu. Yavaş oluşu, rahat değil aslında. Çocuk ne derece olabilir ama çok yavaş oluşu. Böyle umursamaz üstünü giyinmesi beni belirtti, böyle çıldırttı. Hani yapmamalıydım ama halen 2 saat öncesinden üstünü veriyorum, okula gidecek. Onu o saat içinde bile giyinmemiş oluyor. Kızım, senin bu kadar zamanın var. Hazırlayacaksın. Hazır değilsen böylece seni dışarı çıkartırım diyorum. Bakın yine eğer böyle yaparsanız çocuğunuzun iradesini kırarsınız. Evet, geçen de söylediniz ama saat sınırı da koydum ben ona. Bu saat içinde yaptın. Geçen derslerini topladım, çantasına doldurdum. Şimdi yarım yamalak derslerini götürdü. Evet. Şöyle söyleyeyim ben size. Yani sabah kalkması bir problem olabilir. Dersini yapması şu anda bir problem olabilir. Ama asıl probleminiz o değil. Çocuğunuzun içerisine eğer yeniden yaşama sevinci koyarsanız ve bir şeyleri kendisi yaptığını görürse sabah kalkmalarının haricinde ve olduğu gibi annesi tarafından sevecen bir şekilde kabul edildiğini görürse o takdirde yansımalarını sabah kalkmalarda da göreceksiniz, ders yapmalarında da göreceksiniz. Siz kafayı sabah kalkmalara takmayın. O en zor olan kısmı işin. Sabah kalkar ama gün içindeki bütün davranışları, eşyalara sürtünür. 8 yaşında bir çocuk, kızım diyorum, bu duvara sürünmek, eşyaya, koltuğa, masaya sürünmek böyle gözüme batmış durumlardır. Niye karışıyorsun? Sürünür, size ne? Derdiniz o kadar anormal geliyor ki bana. Hani normal. Siz mi kendinize mi anormal geliyorsunuz, çocuğunuz mu size anormal geliyor? kendimin tabii... Çocuk duvara sürülürse benim. Ne olur ki? Yani sürünsün, koltuğa sürsün kendini. Geçerken oraya dokunsun, geçsin. Duvarda dokunsun, geçsin. Ne var bunda? İlk yapacağınız şey genişleyin. Evet. Belki erken anne olduğunuzdan dolayı kendinizde çok büyük sorumluluklar yüklemiş olabilirsiniz. Ama eşiniz gibi genişleyin. Ve yavaşlayın. Kızınız gibi de yavaşlayın. Yaşamın tadını, yaşamın hissediciliğini yakalayamadıktan sonra yaşamı böyle sanki kontrol altında tutmaya çalışırken elinizden kayar gider. Çocuğunuz da kayar, kendiniz de kayar. Ondan sonra sıkıntıların içerisine düşersiniz. Evet, çocuğunuzu olduğu haliyle kabul etmeye çalışın. Olduğu haliyle ve siz de yavaşlayın. Çocuğunuza ayak uydurmaya çalışın. Onu kendinize ayak uydurmaya kalkarsanız iradesini kırarsınız. Ah, iradesi kırılan çocuklar yok mu o çocuklar? Günümüzdeki işte anne babaların şikayetçi oldukları asıl mesele iradesi kırılmış olan çocuklarda. Kırmayın ne olur çocuğunuzun iradesini. Olduğu haliyle kabul edin. Oradan yeşertmeye tekrar devam edin. Şimdi hocam iradesiyle kabul etmek, iradesine bırakmakta. Hani üstünü kendisi giyinsin. Canı istediği zaman mı giyinsin? Nasıl yapayım ben? Yok, üstünü giysin. Çocuklar üstlerini giyerler. 8 yaşındaki bir çocuk normalde üstünü giyer. Giyiyor. Tamam. Ama hani sabah veriyorum, öğlen okula gidiyor, öğlene kadar giyiniyor. Yok canım, sabah verip de öğlene kadar giyinme nasıl? O çocuk 40 zaten... kere giyinir, 40 kere çıkartır onu. Yani size yavaş geliyordur o. Ya da istediği şeye girmiyordur. Ya da yaşama sevinci yoktur. Ya da evet, siz zaten... Sevinci. Bunu nasıl kazanır? Yaşama sevinci, mutsuz. Her kendisi şeyden... olursa bir insan yaşama sevinci gelir. Kendisini birisi yukarıdan kukla gibi yönetiyorsa o insanın yaşama sevinci gider. Bırakın yine kendisini kendisi idare etsin. İzin verin. Oynasın. Siz de karşısında oynayın. Kendisi olabilmesine izin verin. Saçmalık yapmasına izin verin. Sakarlıklarına izin verin. Koltuğa sürtüyor geçerken diyor sinir oluyorum diyorsunuz. Öyle bir şey olur mu? Ben böyle bir annenin yanında yaşamak istemezdim. O evin içerisinde ne olur? Sıkıntı çekerim ben o zaman. Siz çocuğunuza eşlik edin. Ayrı bir yerde olmayın. Çocuğunuzla birlikte olun. Bak anne kızsınız. Ne kadar güzel. Size yaşamda onun kadar yakın olan kimse yok. Cıvıldaşın onunla. Evin içinde cıvıldaşın. Katılaşmıştı kalbim diyorsunuz ya. Kasmayın kendinizi, kasmayın. Bir şey zannetmeyin, Okula gibi davranıyorum çocuklara. O öyle yap. Yok. Öyle sakın değil. Çocuğunuza eşlik edin. Oynayın çocuğunuzla. Yani oyun oynamak şeklinde değil. Hayır, evin içerisinde gülün, kahkahalar atın, aslanım, kızım, canım deyip böyle ona eşlik etmeye çalışın. Sizi yaşama çevirecek olan da o. Onun yaşama sevincini bulacak olan kişi de sizsiniz. Yoksa sağa sola göndereyim de orada sosyalleşsin diye düşünmeyin yani. Gidecekseniz birlikte gidin. Tamam ben mı? Gönderirim. Ben de zannettim ki gönderirim. Çocuk dışarıda sosyalleşir, açılır, insanlarla... Dışarıda bakın, tehlikeli taraf şu. Dışarıda cazip bir hayat tanımaya başlar. Orada cıvıldaşan insanları görür. Orada şen şaklak olmaya başlar ise eve geldiğinde siz ona tuhaf görünürsünüz. Sinir olur çocuk ondan sonra bir süre sonra size. Önce siz çocuğunuzla aranızı yapın. Çocuğunuz keyifli bir şekilde dışarıya çıksın. Annemi özledim diyerek koşarak eve gelsin. Siz kendi aranızı düzeltmeden ve kendinizi çocuğunuzla yakınlaştırmadan eğer bunu yaparsanız koparırsınız çocuğunuzu kendinizden. Tamam mı? Anladım. Teşekkür ederim. Tamam, peki. Çok iyi görüşmek üzere inşallah. Hoşçakalın. Efendim sonraki dinleyicilerimizi de beklettik. Onları da alalım. Efendim merhaba. Merhaba efendim, iyi günler. İyi günler. Benim 15 aylık bir oğlum var. Hı hı. Yani bazen kızıyorum oğluma. Böyle arada yani ne bileyim sinirlendiğim oluyor. Çok sık olmasa da. Bu da beni çok rahatsız ediyor. Hani bu bir ileride alışkanlığa dönüşür. Şiddetten korkuyorum. Siz de takip ediyoruz uzun zamandır. Hı hı. Yani bunu nasıl aşabilirim? Evde ikimiz yalnızken daha rahatız böyle. Daha relax yaşıyoruz. Ama işte kayınbabam bizimle birlikte yaşıyor. Hı. Çok titiz, çok hassas bir insan. Çok geriliyorum bazen. Hı. Ona bir şey diyemiyoruz. Bu da çok yanlış biliyorum. Ama bunun önüne geçmem gerekiyor. Yani size bir sormak istedim. Niye kızıyorsunuz çocuğunuza? Mesela işte dedesi bir şeyde çok ısrar ediyor. Şuna dokunmasın mesela, biraz rahat bırakmaya çalışıyorum. Hı hı. Dokunmasın çocuk ısrarla onu almak istiyor. Hı hı. Onu elinden alırken kızıyorum mesela. Yani dedesi artık o kadar çok söylüyor ki bunu. Hı hı. Artık kızıyorum şimdi, bazen. Yok yanlış yaparsınız. Madem ki kendiniz beraberken anne oğul ilişkisini kurabildiniz. Dedesi de eve geldiğinde bırakın dedesiyle de kendisi ne yapacaksa kendisi yapsın. Siz karışmayın ona. Dedesi kumandayı alma diyor, alıyor, alma diyor, alıyor, kızıyor, kızsın, bırakın. Siz içeride girin, çıkın, çay yapın. Şey yapıyor hani işte ya hiç ilgilenmiyorsun işte bak çocuk şöyle çocuk böyle. Hı-hı. Böyle insan çok geriliyor bir süre sonra artık. Hı-hı. Bazen kontrol edemiyorsun, tepki veriyorsun. Tamam, ilgilen. Tamam. Kısıtlamıyorum yani olabildiğince. Yani rahat evde hareket ediyor. Hı-hı. Bu da onlara garip geliyor. Şuna dokunmasın, bunu kırar, şunu şöyle yapar falan. Çok kırılacak bir şey bırakmadık ama ortada yine de onlar daha hassaslar. Yani eğer şimdi burada çocukta bir şey yok, sorun yok. Evet, evet. Yani kayınpederinizin sizin üstünüzde oluşturduğu bir gerginlik var. Bunu nasıl aşarım diyorsanız aslında danışmanla da görüşebilirsiniz. Ama kendinize kendiniz telkin de verebilirsiniz. Yani çok abartmayın bu işi. Bırakın, ilgilenmiyorsun desin çocukla. Tamam babacığım, hı-hı, alayım deyin. Çocuğunuzu içeriye götürün. Evet. Çözeceksiniz de eşinizle çözmeye çalışın. Eşinizle çözmeye çalışın. Yani ben geriliyorum bazen. Babam böyle diyor, şunu yapıyor, bunu yapıyor. Ben geriliyorum. Keşke bir konuşabilsen diye eşinizle konuşsanız da iyi olur. Ama eğer dedesi kızıyor ise, efendim dedesi şunu yapıyor, dedesi çocuğa engeller çıkartıyor ise siz araya girmemeye çalışın. Çayı yapın, kahveyi yapın, içeride içerileri toplayın. O kendi aralarında kendileri halletmeye çalışsınlar. Çocuk koşsun size gelsin. Eğer dede yapamıyorsa zaten çocuk ondan uzaklaşır, o da koşar size gelir zaten bir süre sonra. Ya bunun ileride hani çocuğuma gerçekten hani şiddetten korkuyorum. Hı hı. Şimdiden halletmek istiyorum yani. Daha büyüdüğü zaman daha şey olur diye. Yani acaba daha mı çok kızarım? Korkun. Evet. Şöyle söyleyeyim. Kısır döngü şurada başlar. Siz şimdi engel olmaya çalıştıkça çocuğunuza, oğlunuza, oğlunuz daha çok yönelir. Evet, kızdıkça o da sizin kızdığınız şeye daha çok yönelir. Elinden kumandayı aldıkça o kumandayı daha çok ister. Siz evet, vermemek için uğraşırken bu sefer de bir tane ağzının üstüne vurursunuz. Bu sefer o kumandaya daha çok gider. Evet. Yani bu kısır döngüye girer. Dolayısıyla o korktuğunuz şeyden korkun. Acaba ben şiddete doğru mu gidiyorum diye korkun. Ama şimdiden tedbirinizi alın. Demek ki biraz önceki hanımefendiye söylediğim şeyi size de söyleyeyim. Geniş olun, geniş. Geniş olun. Yok, ben kendim çok kasmıyorum gerçekten çocuğum için. Kayınpederinizin yanında da geniş olun. Geniş olun. Evet. Tamam. Tamam mı? Tamam inşallah. Tamam, teşekkür ederim. Görüşmek üzere. Gördüğüm kadarıyla zaten anne çocuk ilişkilerindeki en sorunlu alan annenin bir şey yapacağım telaşıyla kendisini kasması ve çocuğunun üstünde baskı oluşturması oluşuyor. Anne geniş olabildiği kadar çocuğu karakterli olur. Anne geniş olabildiği kadar çocuk etrafı tanır, eşyayı tanır ve sorunsuz bir şekilde yetişir. Hattımızdaki diğer dinleyicimizi de alalım. Efendim merhabalar. Merhaba hocam. Merhaba. Hocam benim oğlum 4'ü bitirdi, 5'ten gün alıyor. 4.5'a doğru gidiyor da. Şimdi ben sizinle daha önce de irtibat haline geçtim. Bir küçük sorunumuz vardı. Biz zaten sizin doğrultunuzda yetiştirmeye çalışıyoruz. Allah'a çok şükür. Bir sorunumuz vardı hocam. Sosyalleşmesi gerektiğini. Zaten Kerem'de de bayağı bir gelişme olduğu için okula yazdık. Fakat yaklaşık işte okul açıldığından beri gidiyorduk. İlk aylar çok güzeldi. Ben orada durdum. Ondan habersiz hiç çıkmadım. Sınıfta durmamı istediğinde sınıfta durdum. Sonra sınıfın dışında fakat okulun içindeydim. Hani onun çıkıp baktığında seni görebileceği yerdeydim. O git demediği sürece gitmedim. Şimdi öğretmeniyle arkadaşları çok iyiydi. Olumlu çok büyük değişiklikler vardı. Ama şu sıra hiç istemiyor okula gitmeyi. Ne yapacağım bilmiyorum. Arkadaşlar işte ya oradakileri görüyorum, velileri görüyorum. Mesela baskıyla alıştırdılar çocuklarını. Hı hı. Şu anda herkes gitti. Bir tek ben okuldayım hocam. Hı hı. Şimdi Kerem bu sefer de gitmek istemiyor. Hani onu zorla da 2 gündür geçen hafta götürmedik. Bugün de götürmedim o istemediği için de. Nasıl yapacağım? Hani nasıl alıştırsam? Öğretmeni istersen eve gelirim diyor. Öğretmeni de gayet iyi. Tabii Anadolu pedagogisine pek uygun değil oradaki ortam ama hı hı. Kötünün en iyisi. Bir de sınıf hocam Kerem'den 1 yaş büyük. 1 yaş küçük sınıfın öğretmeni hiç hoşuma gitmedi. Hani bu şey olarak değil. Ben, hı hı. Benim prensiplerime aykırı olduğu için, Anadolu pedagogisine uygun olmadığı için hı hı. istemedim. Ama aynı şeyi uyguluyorlar. Hani aynı prosedürü yapıyorlar aşağı yukarı. Hatta hı hı. öğretmenine de bas ezilmesini istemiyorum dedi. Hayır dedi, Kerem gayet iyi, ben de gözlemledim. Hani özgüveni yüksek. Hı hı. Ama baskıyla olsun istemiyorum. Okuldan da nefret etsin istemiyorum. Ne yapacağım bilmiyorum. Şimdi şöyle düşünün. Normalde çocuk 4 yaşına geldiğinde cıvıldaşmak ister. Arkadaşlarıyla oyun oynamak ister. Ki onu belli etmiş zaten size. Siz de okula vermişsiniz. Ve başlangıçta hiçbir problem çıkmamış. Çocuk oynamış. Siz orada kalmışsınız. Ama mutlaka bir şey olmuş olması lazım ki çocuk daha sonra kaygıya kapılmış. Oğlunuz kaygıya kapılmış. Bu olan şeyin ne olduğunu bilmedikten sonra olayı çözemeyiz. Ne oldu? Çocuk nereden dolayı kaygıya kapılıyor? Nereden dolayı size doğru gelmek istiyor? Eğer siz zorlarsanız bu kaygılı haliyle hayır gideceksin, kalacaksın vesaire diye zorlarsanız o takdirde çocuğunuzu duyarsızlaştırabilirsiniz. Evet, çocuğunuz ağlaya ağlaya bu sefer sizle olan umudunu, sizle olan o güven bağını koparabilir, zedeleyebilir. Sizin şu andaki göreviniz şu olması lazım. Ya ne oldu bu çocuğa? Bakın ben bir uzman olarak, bir pedagog olarak şunu söylüyorum size. Mutlaka bir şey oldu o sırada. Yani ya sizin yaşamınızda bir değişiklik oldu, ya evde kaygılandı, ya anne baba tartıştı, ya başka bir şey oldu, ya aklına bir şey getirildi çocuğun. Hocam, bir şey... oldu evet. Ki çocuk kaygıya kapıldı, şu anda size doğru tekrardan geliyor. Kaygısız oldu. Okulda ben gizli gözlemledim hocam, özür dilerim. Okulda gizli gözlemledim, gayet iyi. İlk etapta istemiyor ama daha sonra çok çok iyi. Öğretmen de hani bunu çok zorlamıyor. İşte kurallar öyle böyle. Hani diyor, bir yani illaki okulda aramanıza gerek yok. Evet. İllaki okulda. Evde de bir evet, şey olmuş hocam. Olabilir. Evde de bir şey olabilir. Bu sıra babasıyla işe gitme. Hani bana çok şey değil. Hani annem yanımda olsun her gittiğim yerde, onu da değil. Babasıyla işte baba işe gideyim. Babasının arkasından ağlamaya başlıyor bu sırada. Tamam. İşte hani babaanne yalnız şöyle bir engelle karşılaştık. Şu anda haber vakti geldi. Haber öyle arası mi? Vermek zorundayız. Ama benim size son cümlem şu. Mutlaka bir şey olmuştur. Yani çocuğunuzda, ruh dünyasında mutlaka bir şey değişti. Onun karşılığında çocuk bunu değiştiriyor. Hocam, yoksa her şey yolundayken olmaz. Mümkün değil. Sizinle yüz yüze görüşebilir miyiz? Şu anda mümkün değil. Yok maalesef. Öyle mi? Hı-hı. Tamam. Peki görüşmek üzere inşallah. Hoşçakalın. Tamam. Efendim bir haber arası veriyoruz. Haber arasından sonra yine birlikte olacağız. Efendim haberlerden sonra tekrar birlikteyiz. Bir e-mail var ve bir de yayın arasında, haber arasındayken bir dinleyicimizin sorusu olmuştu. İkisine kısaca değinmek istiyorum çünkü hattımızda da dinleyicilerimiz var. E-mailde Hande Hanım şöyle bir soru yazmış. 1994 doğumlu oğlumun sürekli olarak banyo yapmasından dolayı günde 2 kez banyoya kilitlenmesi ve uygunsuz olarak internette uygunsuz siteleri seyrettiğini de 2 kez gördüm. Çok rahatsızım. Bu normal mi? Nasıl davranmam lazım? Benim onu gördüğümü biliyor. Hiçbir şey olmamış gibi davranıyor. Çok rahatsızım. Ne olur beni bu konuda aydınlatın diye yazmış Hande Hanım. Efendim bu arada Bursa'dan dinleyicimiz de benzer bir soruyla yayın arasındayken benimle konuştu. O da şöyle söylemeye çalıştı. Geçmiş dönemlerde çok ciddi hatalarım oldu. Çocuğumu kızdım, dövdüm, hakaret ettim, küçük düşürdüm. Şimdi çocuğum artık büyüdü, 17-18 yaşına geldi. Yalnız aramızın koptuğunu görüyorum ve çocuğum her seferinde bana bunu hatırlatıyor. Sen bana böyle davranıyordun, sen şöyle yapıyordun diye. Şimdi bir de kız arkadaşı edinmiş. Ben bu işin içerisinde nasıl çıkacağım diye soruyordu dinleyicimiz. 2 soruya da ben bir cümleyle cevap vermeye çalışayım. Şimdi çocuklar işte anneyle bağlanmakta sorun yaşarlar ise, eğer anne onları rahatsız eden bir figürse geçmiş dönemlerde ve o duygusal bağ kurulamamışsa, insan o duygusal açlığını giderici dışarıda birisini bulmak durumunda kalır. Erkek çocuksa bu dışarıda kendisini daha iyi anlayabileceği bir kızla arkadaş olmak ve kendi ruhunun teskin edicisi olarak onunla konuşmak, mesajlaşmak, onun yanında bulunmaktan keyif alır. İşte o sırada anne artık ağzıyla kuş tutmuş olsa bile anne çocuk için sevimsiz bir hale bürünür. Neden? Çünkü önceki dönemlerde anne çocuğun ruhunu doyuramamış, dolduramamış, kuzum diyerek elleri ellerinde dokunamamış ise, eğer bir şeyler yapacağım diye çok şey bozulmuş ise, çocuk kendi o bozulmuş olan ruhunun teskin edicisi olarak bir kız arkadaş dışarıda edinebilir. Ya da bir kızsa bu, eğer anneyle bunları yaşamışsa dışarıda kendisine daha iyi davranan, anlayışla karşılayan bir erkeğin maalesef girdabına kapılabilir. Peki ne yapılması lazım? Ergenlik dönemiyle ilgili çarşamba günü yaptığımız programlar var. Orada detaylıca bunları anlatmaya çalışıyorum ama eğer böylesi bir taraftan cinselliğe bulaşılmış, öbür taraftan kız erkek arkadaşlığı girdabına kapılınmış ise çocuğu meşgul etmek lazım. Sporla, basketle, kayakla, at biniciliğiyle, farklı farklı şeyler ile çocuğa imkanlar tanımak lazım. Artı bir de böylesi figürlerden çocuğu uzaklaştırmak lazım. Çocuk 2 kere günde neredeyse banyo yapıyor diyor. Aslında bu bir taraftan da iyi, çünkü banyo yapıyor çocuk. Bir de yapmamış olmuş olsa. İşte internete bakıyor, kız arkadaşıyla geziyor. Onları uzaklaştırmak lazım. Yani interneti, kız arkadaşlığını, erkek arkadaşlığını, fiziksel teması, telefonla teması, gözle teması çocuğun dünyasından uzaklaştırmak lazım. Peki bu nasıl yapılması lazım? İşte çarşamba günkü programda özellikle ergenlerin bu dünyasına değinmeye çalışıyoruz. O günkü programınızı dinlemelerini tavsiye ederim bu 2 dinleyicimiz için. Hattımızdaki dinleyicilerimizi beklettik. Onlara kusura bakmayın diyerek merhaba diyelim. Merhabalar. İyi günler. İyi günler. Ben İstanbul'dan Zeynep, 4 yaşında bir oğlum var. Bizim sorunumuz tek kelimelik cümleler kurması, hatta bu cümleleri daha yoğun konuşması için okula yazdırdım. Anaokuluna gidiyor şu anda. Özel eğitim alacak. Yani nasıl, bir de çok aşırı taklit yapıyor. Öğretmenin şey söylüyor. Öğretmenini ben uyardım. Bak hocam dedim, iyi de taklit ediyor, kötüyü de taklit ediyor dedim. Yani dikkat edin gibilerindir. Yani kötüyü de taklit ediyor, iyi de taklit. Konuşuyorum, benim hatam nerede, insanlara soruyorum. Yani bir cevap almak istiyorum ben sadece. Düşünüyorum, hatamı bulamıyorum. Onu taklit etmeyeceksin. Hatta bir arkadaşı var. Aynı yaşlıklar. O çocuk çok aşırı hareketli bir çocuk, yaramaz. Bir o kadar da zeki bir çocuk. Onu çok aşırı taklit ediyor. Komşumun biri şöyle söyledi. Yani onu taklit ediyorsa yani uzak duracaksın ondan birazcık. Öyle yani. Şimdi şöyle söyleyeyim. Radyonuzun sesini azıcık kısabilir misiniz? Radyonun tamamen kısık sesi. Radyonuz tamamen kısık. Evet. Ne kadar zamandır bu programı dinliyorsunuz? Ne zaman denk geldiniz? Ben şöyle söyleyeyim. Bana komşum sizi tavsiye etti. 2 hafta falan oluyor. 2 hafta. Ben de size şöyle bir şey daha tavsiye edeyim. İnternetiniz var mı evde? İnternetim yok. İnternetiniz yok. Komşunuzla eğer görüşebilirseniz internetten, şu anda yaptığımız programın internette arşivi var. Adem Güneş'le Çocuk deyip geçmeyin ismiyle kaydedilmiş. O arşiv programlarını baştan itibaren dinlerseniz o takdirde nerede hata yaptığınızı göreceksiniz. Şunu söyleyeyim 2 cümleyle. Bir, çocuğunuz zaten şu anda taklit döneminde. Bu anormal bir şey değil ki. Bilmiyorum yani, iyi de taklit ediyor, kötü de. Öğretmeni çok şey diyor. Öyle yapar, öyle yapar. Yani 4 yaşında, 5 yaşında, 3 yaşındaki bir çocuk neyi görürse onu söyler, neyi görürse onu yapar. Bu anormal bir şey değil. Çok televizyon seyrediyor mu? Televizyonu fazla seyretmiyor. Hatta yani düşkünlüğü yok televizyona. Tek kelimelik cümleler kuruyor bizimkisi. Yani kendini tam anlamıyla ifade edemiyor. Onun da hırçınlığı olabilir. Onu da bilmiyorum. Çocuk konuşmakta eğer birazcık gecikmiş ise onun hırçınlığı otomatik olarak çıkar. Kendini ifade etmekte zorluk çekebilir. Bir konuşma terapistiyle görüşebilirsiniz. Evet, yani şu anda beklemedeyiz zaten. Onunla görüştükten sonra zaten birazcık daha netleşir. Ama ben size şunu söyleyeyim. Arşiv programlarını bir dinleyin. Arşiv programlarını dinleyin. Orada göreceksiniz birçok şeyi, ben nerede yanlış yaptığımı orada bulacaksınız. Tamam mı? Ya, dediğim gibi internetimde olmadığı için şey yapamıyorum. Siz biraz gergin bir anne misiniz? Gergin bir anne, şöyle söyleyeyim, çocukla tamamen ben ilgileniyorum. Hatta öğretmeni bana şey söyledi, bırak dedi baba biraz ilgilensin, erkek çocuğu baba ön planda çık, baba ön plana çıksın. Ama öyle ondan dolayı gergin mi oluyorsunuz biraz her şeyle ilgili? Yani her şeyiyle ben ilgilendiğim için çocuk daha çok bana yakın oluyor o zaman. Ya şöyle, babasına da söylüyorum, bak diyorum, bu çocukla birazcık da senin ilgilen gibileneceğiz. Yani ilgilen derken al parka götür diyorum, al beraber ekmek almaya gidin diyorum. Yani baba o konuda, babalık konusunda tembel diyorum ben. O zaman şöyle söyleyeyim, siz dinlediğiniz gibi bu arşiv programlarını keşke bir CD'ye falan çekmiş olsanız da eşiniz de dinlemiş olsa. Yani eğer 4 yaşındaki delikanlı bir oğluyla parka gitmenin keyfini babası yaşayamadıysa o programları dinletirseniz eyvah der, iş tehlikeye gidiyor der, o zaman gider. Ama mutlaka bunu yapın. Eşiniz ve siz arşiv programlarını dinleyin. Komşunuza söyleyin, ya ben telefon ettim de böyle bir şey söyledi, bunu nasıl yapalım diye, o mutlaka size yardımcı olacaktır. Tamam mı? Tamam. Peki, görüşmek üzere inşallah. Sağ olun. Hoşçakalın. Efendim, bir sonraki dinleyicimize de merhaba diyelim. Hayırlı günler hocam. Hayırlı günler. Ben bir şey soracaktım size. 25 yaşında anne oldum. 300 bebeklerim var. 2,5 yaşındalar. Onlar doğduktan sonra yani bakımı vesaire çok zor bir dönem geçirdim. Ve programımızı da yeni dinlemeye başladım. Ben çocukların odasını 10 aylıkken ayırdım. Anne sütü de almadılar. Şimdi de kendi odalarında, uyuyana kadar yanlarında duruyorum ama uyuduktan sonra odama geçiyorum. Bu şekilde bir düzen kurdum ve ben çalışan bir annenin çocuğuyum ve anneyle beraber olamamın eksikliğini şimdi kitaplarınızı okudukça, hani hayatımda yaşadığım problemlerin temelinde bunun olduğunu anlıyorum ve çocuklarımla böyle bir problem yaşamak istemiyorum. Hani bu şekilde odalarını ayırmam ya da onlarla tabii ki de hani tek bir çocuk gibi her şeylerine yetemiyorum. Bu şekilde problem yaşamamak için onlarla nasıl davranmalıyım? Ve bu oda konusunda 4 yaşına kadar az önce bir arkadaşımız da sordu. Aynı odada bulunması gerekiyor. Bu düzeni tekrar bozup eski haline döneyim mi? Şimdi birisi 2,5 yaşında. Diğeri 300'ler hocam, evet. Üçü de mi 2,5 yaş? Yani evet, üç tane çocuğunuz var, 2,5 yaşında. Evet hocam. Şimdi erken ayırmışsınız. Eğer odanıza alabilme imkanınız var ise odanıza alın diyeceğim. Evet hocam, öyle bir imkan olmadığı için zaten. Yani yerde yatsınlar. Yeri yatağı serin. Ama şöyle söyleyeyim ben size. Neden biz bunu tavsiye ediyoruz? Evet. Çocuklarda kişilik gelişiminin önündeki en büyük yok edici zehir kaygıdır. Evet. Çocuk eğer anneden vaktinden önce ayrılırsa kaygıya kapılır ve o kişilik ve karakter inşasında zorluklar yaşar. 10 aylıkken ayrıldı, her şey bitti mi? Yok, tamir ede gideceğiz bu seferde. Yani tamir etmeden, yıkmadan binayı gidebilirdik. Şimdi tamir ede gideceğiz. Yapacağınız şey, eğer alabiliyorsanız odanıza alın, yatağınıza değil ama odanıza alın. Orada size istediği gibi ulaşabilme kolaylığı verin, rahatlığı verin. Hiç kaygılandırmayacak. Gece uyanıp yanımıza geliyorlar. Ama ayrı odada değil. Yani hemen gözünü açtığında sizi görebilecek bir imkan sunmaya çalışın onlara. Ve eğer elinizden geldiğince, madem ki çocukluk sırrını okudunuz, ben anlıyorum ki. Evet hocam. Çocukluk sırrını okuduysanız, kendi sırrınızın da nasıl üstü tozlandığını görüyorsanız, o takdirde çocuğunuza fıtratına uygun davranmaya çalışın. Olduğu haliyle kabul edin çocuklarınızı. O zaman her şey yeniden inşallah düzelecek. Geç kalmadınız yani. Çok hakikaten çok gergin oluyorum. Özellikle kitapları okuduktan sonra çok fazla değiştim. Hı hı. Hani onlara karşı da daha müsammalı davranıyorum. Hı hı. Oldukları gibi davranmalarına izin veriyorum. Neredeyse hiçbir sınırımız kalmadı evde. Yeter ki hani bunaltmayayım, tutmayayım. Hı hı. Kişiliklerine zarar vermeyeyim adına. Hı hı. Bir tanesi de biraz rahatsız hocam. Gelişimi diğerlerine göre daha yavaş. Hı hı. Konuşamıyor hala. Gözlerinde bir problem var. Nistagmus denilen bir rahatsızlık var. Sanırım onun da ona verdiği bir rahatsızlık var. Özellikle o beni çok fazla bunaltıyor. Hı hı. Yani çocuk sizden daha çok... Derdini anlatamıyor. Şimdi tabii... Yani bunu söylerken o anlatamayınca ağlamaya başlıyor. 3 tane bir yandan diğeri bir şey istiyor. Onunla ilgilenmeye çalışıyor ve çok gerekli zamanlar oluyor. Size yardım edecek kimse yok mu? Genelde annem yanında oluyor ama birisi de olsa her şeylerini benim yapmamı istiyorlar. Ben evdeysem sularını da ben içireceğim, altlarını da ben değiştireceğim. Şimdi şöyle söyleyeyim. 3 çocuk yetiştiriyorsunuz. Dolayısıyla 3 kişinin ihtiyacına cevap verecek, kendinizi 3'e bölecek bir durumla karşı karşıyasınız. Bu her halükarda zor olacak. Tek çocuk yetiştiren, 2 çocuk yetiştiren ya da birini büyütüp de diğerini yetiştiren bir anne gibi değil durumunuz. Önce durumunuzu bir kabul edin. Benim durumum zor diyeceksiniz. Ve öbür taraftan o rahatsızlığı olan çocuğunuzdan rahatsız oluyorsunuz onun ağlamalarından. Ama o kendi rahatsızlığından kendisi çok daha rahatsızdır. Rahatsız olmak derken çok üzülüyorum. Yani bir şey anlatmaya çalışıyor, anlamıyorum. Bir şey istiyor. Şunu mu istiyorsun anneciğim, bunu mu istiyorsun, şöyle mi böyle mi, hani isteyebileceği aklıma gelen şeyleri sıralıyorum. Tamam. Eğer bu sükunet içerisinde karşılık veriyorsanız ona zarar vermiyorsunuz demektir. Eğer bu sükunet içerisinde olurken kendiniz yıpranıyorsanız da tabii 3 çocuk 300 yetiştiriyorsunuz. Bunun normal olduğunu düşünün. Allah izin verirse şundan 2 sene sonra 3 sene sonra artık siz hiç ihtiyacınız kalmayacak, çocuklar kendi kendilerini yetiştirecekler. Dolayısıyla azıcık bir dişinizi sıkıp birazcık daha sükunete kendinizi bırakıp sakinliğe kendinizi, biraz önceki annelere söylediğim gibi genişleyin. Evet. Çocuklarınızla birlikte olmanın keyfini çıkarmaya çalışın bu yaş döneminde. Daha sonra bunların her birisi hey gidi günler olacak yani. Yani endişe de duymayın. 10 aylıkken ayırdım, anne sütü veremedim. Verseydiniz çok iyi olurdu. Ayırmasaydınız yani çok iyi olurdu. Bıraktılar 5 ay kadar emdiler. Ondan sonra da yani hiçbir şekilde çok uğraştık devam etmek için ama hiçbir şekilde almadılar. Zaten küvezde kalma dönemleri oldu. 20 gün hiç yanlarına bile giremedim. Yoğun bakım küvezinde kaldılar. Erken dünyaya geldiler. Size şunu da tavsiye edeyim. Bol bol kendinizi bir yere çekip, bir odaya çekip kendi içinizi dinlemeye ve çocuklarınızla temasınızı artırmaya çalışın. Çünkü sizin de çocuklarınıza ait bir yakınlaşmada eksiklik olabilir. Çocuklarınız sizden uzak kaldığı gibi siz de çocuklardan uzak kalmış olabilirsiniz. Zaten onun sıkıntısını ilk dönemlerde çok fazla yaşadım. Yani doğum gerçekleşti ama çocuklar yanında yok. Küvezdeler yaşayacaklar mı, yaşamayacaklar mı? Yani o annelik duygusunu diğer etrafında gördüğüm insanlar gibi yaşayamadım. Hani ne zamanki büyüdüler, kızım çok erken konuşmaya başladı. Onun böyle anne demesi, bana yakınlaşmasından sonra ben daha fazla istedim. Evet, kendinizi bu konuda derinleştirmeye çalışın. Çünkü siz ne kadar derinleşebilirseniz annelik hissine doğru çocuklarınız o kadar size az yorucu gelecek. Olur mu? Evet. Tamam inşallah. Çocuğu odanıza alabilirsiniz. 3 çocuğunuzu da odanıza alabilirsiniz. Allah kolaylık versin. Sağ olun hocam. Bir şey daha soracaktım. O konuşamayan oğlum için bir çocuk pedagoguyla görüşmüştük daha önce. 4 yaşına kadar hiçbir şekilde hani bunu problem olarak saymıyoruz. 4 yaşından sonra gerekirse özel eğitim verilebilir demişti. Bunun için... Yalnız bahsettiğiniz problem fizyolojik bir problemden bahsediyorsunuz. O fizyolojik problem aşılması lazım. Ben de birazcık ona katılırım. O fizyolojik problem birazcık aşılsın. Siz ondan sonra çözümler aramaya başlayın. Olur mu? Pedagogla şu anda çok uğraşmayın yani. Tamam. Tamam inşallah. Çok teşekkürler. Ben teşekkür ederim. Hayırlı günler. Kolay gelsin. Tamam. Son dinleyicimizi de alalım. Efendim merhaba. Hayırlı günler Adem Bey. Hayırlı günler. Nasılsınız? Çok teşekkür ederim. Siz iyisinizdir umarım. Çok şükür, hamdolsun, Allah razı olsun. Benim 26 aylık bir oğlum var. Hı hı. Aşırı derecede bana bağımlı, anne merkezli yaşıyor. Yani eşime de gerçi çok bağlı ama mesela işte anneanne, dede, babaanne o faktörlere çok yaklaşmıyor. Hırçın davranıyor çevresindeki, bizim dışımızdaki herkese. Hı hı. Mesela arkadaş toplantılarına falan gittiğimiz zaman diğer arkadaşların çocukları bir arada oynarken aslında kendisi de katılmak istiyor. Oyunu arkadaşı çok seviyor ama illa annem sen benim yanımda olacaksın diyor. Tek gitmiyor, kaynaşmıyor. Yani ya da bırakıp kaçtığım zaman biraz yanımda olup ağlayarak, koşarak yanıma geliyor. Siz bırakıp beni arıyor. Nasıl yapıyorsunuz siz? Bırakıp diğer odaya geçtiğim zaman hı hı. arkadaşların yanına hı hı. ağlayarak hemen koşarak geliyor yani. Hı hı. Ben biraz yanımda duruyorum, alışsın diye ortama. Hı hı. Ondan sonra biraz oynadığını görünce arkadaşların yanına geçiyorum, hemen ağlayarak geliyor. Tek çocuk mu? Tek çocuk, ha, 26 aylık. Şöyle söyleyeyim, bir anormallikten bahsetmiyorsunuz. İki tane soru sorayım. Anne sütü ne kadar aldı? Hala devam ediyor. Hı hı. Kesmek üzereyiz ama ona da bayağı bir, hani bu aralar özellikle unutturmaya çalışıyorum gündüzleri ama bir türlü unutmuyor. Nasıl unutturmaya çalışıyorsunuz? Ya mesela istediği zaman başka bir şey hemen meyve getiriyorum ya da işte sevdiği bir şeyleri çıkarıyorum ya da oyun hemen gel oynayalım diyorum. Unutturmaya çalışıyorum. Siz daha önce benim bu konuyla alakalı söylediğim şeyleri dinleyebilmiş miydiniz? Yani kısmen. Unutturmaya çalışmak ya da dikkatini başka yöne çektirmeye çalışmanız ileride çocuğunuzda dikkat dağınıklığına sebebiyet verir. Hmm. Çocuğunuza elma veya başka bir şeyler getirmek yerine çocuğunuza kendinizi vermeye çalışacaksınız. Zamanı birazcık açacaksınız. Yani önceden 1 saatte bir içiyorsa 2 saatte bir vereceksiniz. Sonra 3 saatte bir vereceksiniz. Sakın ola ki dikkatini falan dağıttırmaya çalışmayın. Sonra ileride başka problemlerle uğraşırsınız. 26 aylık bir çocuğun da annesinden ayrılmak istememesi gayet normaldir. Gayet normaldir. Yani çocuk henüz ruhsal embriyo dediğimiz dönemi yeni atlattı yani. Yeni içerisinde, hatta daha atlatmadı da yani. Dolayısıyla benden kopsun, içeride tek başına olsun diye düşünmeyin. İçeride kaygıya kapıldığı sırada hemen sizin peşinize gelir. Bu çok normal. Çok yani normal. Onunla yaşıt olan arkadaşları hani gayet rahat oynayınca bu böyle ay ne kadar annecik, işte ne kadar anneye bağlı, çok mu işte üstüne titriyorsunuz falan, etraftan gelen şeyler biraz rahatsız edici olabiliyor. Siz çocukluk sırrını okudunuz mu? Yani daha henüz okumadım. Bence çocukluk sırrına bir göz atın isterseniz. Çocuğu daha iyi görürsünüz o zaman. Çocuk kimdir diye, ben ne yapıyorum diye. Bir de bu arşiv programlarını size de tavsiye edeceğim. Lütfen arşiv programlarını bir dinleyin. Geçmişte bununla ilgili birçok şeyi izah etmeye çalıştım ben. Şu anda siz normal bir şey yaşarken, başkaları belki anormallik yaşarken siz kendinizi anormal zannetmeyin. Arşiv programlarını bir dinleyin, çocuğunuzu yeniden bir gözlemleyin, olur mu? Yani anormal bir durum değil, onu söyleyeyim ben size. 26 aylık bir çocuk anneyle bağımlılık ilişkisinin içerisindedir hala ve kendisini kaygılı hissettiği sırada, sıkıntılı hissettiği zaman, birisinden korktuğu sırada koşar annesinin yanına gelir. Annesi de kendisini bir yere bırakıyorsa eğer ve orada kal diye ikna etmeye çalışıyorsa çocuk ona karşı tepki gösterir. Kal diye zorlandığı yerde kalmaz, annenin peşinde gelir. Evet, aynen öyle oluyor. Evet, zorlamayın, ikna etmeye çalışmayın. Hı hı. Evet, ailenin diğer bireylerine karşı o kadar hırçın olması da üzücü oluyor bazen işte. Çocuk, yani sürekli bir aradayız akrabalarla. Şöyle söyleyeyim, 26 aylık bir çocukta ruhsal problem olmaz. Evet. 26 aylık bir çocukta ruhsal problem olmaz. Allah mükemmel bir surette ruh yaratıyor. Fiziklerinde çocukların bir takım engeller olmuş olsa da Allah mükemmel surette ruhlar yaratıyor. Bunlar da yani ilk yıllarda bir psikolojik problem olmaz. Çocuğun eğer karşısındaki yetişkin çocuğa uygun davranmıyor ise çocuk ona karşı tekme atar, ısırır, vurur, tükürür. Karşıdaki yetişkinin çocuğa uyum sağlayıp sağlamadığına dikkat etmeniz lazım. Yoksa bu yaşlarda bir çocuk anormal psikoloji içerisinde olmaz, eğer çok yıpratmadıysanız çocuğunuzu. Tamam mı? Evet, evet. Yetişkinin çocuğa uyum sağlaması lazım. Oldu mu? Evet. Peki yayınımızda bazen ağlayarak için bir şekilde mesela çok ağlayarak. Şimdi bakın bunu söylediğiniz zaman gece eğer ağlayarak uyanıyor ve panik halinde uyanıyorsa anne ile çocuk arasında bir problem var diye düşünüyoruz biz ilk etapta. Ya beraber yatıyoruz hani doğumuyla doğduğundan olsun beraber yatıyor olmuş olsanız da eğer gün içerisinde çocuğunuza kaygı yaşatıyor iseniz çocuk anneye ulaşamama endişesini taşımışsa o takdirde gece terörüne dönüşebilir eğer bahsettiğiniz şey gece terörü ise. Çok sık olmuyor ama oluyor yani hani olmuyor da değil. Siz çocuğunuzun normal olduğunu düşünün ve olduğu gibi kabul edin çocuğunuzu. Yanınızdan da çok ayırmaya çalışmayın. Eteğinizin dizinizin dibinde bulunsun. Sizden güven aldıkça çocuk kaygılı atmosferini uzaklaştırdıkça o zaman ancak dışarıdaki insanlara yönelebilir. Olur mu? Sizden güven alacak ve zorlanmayacak olduğunu görecek. Ondan sonra çocuk yavaş yavaş dışarıya açılır. Daha yaşı da değil yani. Oldu mu? Evet, evet. Oldu, sağ olun. Tamam, peki. Görüşmek üzere inşallah. Evet. Efendim bugünkü yayınımız da burada sona erdi. Yarın saat 9.30'da radyolarınızın başında olursanız çocuk deyip geçmeyin de sizlerle birlikte olmaya çalışacağız. Efendim hoşça kalın. Çocuk yetiştirmek toplumsal bir duyarlılıkla olur. Duyarsız bir toplumda sadece kendi çocuğunu yetiştiren kalabalıkların zararına uğrayacak çocuk yetiştirir. Siz de bu duyarlılığa ortak olun. Eşinize, dostunuza, konu komşunuza, çocuğunuzun öğretmenine "Çocuk deyip geçmeyin" diye seslenin.